Herkese merhaba, yazılım dedektifine hoş geldiniz. Godot nedir? Nasıl kullanılır? Ondan bahsedeceğim bu videoda. Öncelikle 1 Haziran'da gelen Türk oyun dünyasına bomba gibi düşen bir haberden bahsetmek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Türk oyun şirketi PIAAC 1,8 milyar dolara ABD merkezli Zynga oyun şirketine satıldı. Bu tabii ki büyük bir olay. Çünkü 1,8 milyar dolar çok ciddi bir rakam ve Türk ekonomi tarihinin en büyük satışlarından biri oldu bu. Bu haber birçok haber sitesinde yayınlandı. Bakın Sözcü gazetesi ne demiş? Türk oyun şirketi PIAAC 1,8 milyar dolara ABD merkezli Zynga'ya satıldı. Yani bu oyun sektörü için muhteşem bir haber ve yeni şirketler ve yeni gençler için, bu sektöre adım atmak isteyen gençler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu bence. Dolayısıyla bu Godot'u anlatmak istedim sizlere bu videoda. Godot tamamen ücretsiz bir oyun motoru. Ücretsiz oyun motorlarından bazıları Unity, Unreal Engine, CryEngine, Monogame ve Godot da bunlardan biri. Neden Godot? Godot tamamen açık kaynaklı olduğu için sevdiğim bir oyun motoru. Godot'tan bahsedelim isterseniz. Godot'u Wikipedia'da arattığınızda MIT lisansı diyor bakın. Yani 2D ve 3D çapraz platform ve ücretsiz açık kaynak oyun motorudur diyor. Başlangıçta Latin Amerika'da birçok şirket için halka açılmadan önce geliştirilmiş. Nasıl geliştirilmiş? İşletim sistemi Linux, Windows ve platform C ve C++ kullanılmış. Resmi sitesi godotengine.org. Gayet kullanışlı bir oyun motoru bu. Kendine ait bir script dili var. GD script'i kullanıyor. Eğer bunu öğrenirseniz harika şeyler yapabiliyorsunuz ve Android uygulaması da yazabiliyorsunuz. Hem 2D hem 3D oyun yazabiliyorsunuz bu oyun motoruyla. Şöyle bir demosu var. Onu izletmek isterim. 2020 Nisan'da çıkmış bir showreel deniyor bunlara, tanıtım videoları. Until Then diye bir oyun yapmışlar mesela. Yani küçük topluluklar da yapabiliyor, tek bir kişi de yapabiliyor bu oyunları. Ekip çalışması da olabiliyor. Resolution. Bu tanıtımdan sonra Godot'u nasıl indireceğinizi ve nasıl kuracağınızı da göstereceğim. Şahane 3 boyutlu oyunlarda yapabiliyorsunuz. Inter Meteor diye bir oyun yapmışlar mesela. Yani cep telefonunda uygulamaları da yazılabiliyor, oyunları da yapılabiliyor. Petput.
3 boyutlu bir oyun örneği. Battletronic, bu da güzelmiş. Sanırım bu cep telefonu oyunu. Arcade Game, First of the Forgotten. Fena değil yani, gayet ilerliyor bence Godot dünyası da. Animasyon falan oluşturabiliyorsunuz Godot Engine içerisinde. Çizim yapabiliyorsunuz yani resmen. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Godot Engine'ın sitesinden nasıl download yapıyoruz onu da göstereyim. Türkçe açıldı bende. Şuradan kaynaklı herhalde. Böyle bu şekilde download bölümüne giriyorsunuz. Burada 64 bit, 64 bit, 32 bit seçenekleriniz var. Bir de mono versiyon var. C Sharp kullanmak isteyenler için. Ben tavsiye etmiyorum. Ben GD Script'i tavsiye ederim sizlere. Yani çok zor bir dil değil. Programlama bilen kişi zaten dil bağımsız olmalı bence, bana göre. Dil çok önemli değil. Mantığını biliyorsanız bu GD Script'e de alışırsınız. GD Script kullanabilirsiniz dediğim gibi. 64 bit, 32 bit seçeneğiniz var. Buradan atıyorum. Benim işletim sistemim 64 bit. 27 MB'lik bir dosya. Çok da büyük olmayan bir dosya. 27 MB 3.2.3.2.1 versiyonu indirdik arkadaşlar. Bakalım. Şöyle klasörü açtım. Bir kurulumu yok bu Godot'un. Direkt egzesini çalıştırıyorsunuz uygulamasınız. Karşınıza da direkt açılıyor. Bakın, benim GeForce GTX 1050 ekran kartını gördü. Ben Türkçe sevmiyorum, o yüzden İngilizce yaptım. Şimdi yeniden başlat dedim. Tekrar açıldı. Asset Library'si var. Yani yapılmış örnekler var. Onları açıp kullanabiliyorsunuz. Günden güne gelişiyor, çoğalıyor. Hazır oyunlar var. Şu Learn kısmında bir oyun anlatılıyor. O bu arkadaşlar. 2D Dodge. Bunu yüklerseniz yani önce oyunu yapmaya çalışın. Ondan sonra da bunu yükleyebilir, bakabilirsiniz nasıl yapmışlar. Yani örnekler var. New Project diyorsunuz. Create Folder deyip belgelerimin altını oluşturdu. Renderleme metodu 2.0, OpenGL'in 2.0 versiyonu ya da 3.0 kullanabiliyorsunuz. Ben 3.0'ı tercih ederim. Yani sizlere de öneririm. 2.0 artık geçmişte kaldı. 3.0'la başlayabilirsiniz. Ve şöyle bir ekran açılıyor. 3D kısmı açılıyor karşınıza. 2D'ye geçiş yapıyorsunuz. 2D oyun yapacaksanız. Ve sol tarafta sahne için bir şeyler hazırlıyorsunuz. File sisteminizi, yani dosyalarınızı burada görüyorsunuz. Hemen tutup bırakabiliyorsunuz. Bakın, bir tane ikon hazır vermişler zaten örnek. Bunu bir player olarak kullanabilirsiniz sahnede. Buraya not, yani bölüm bölüm ilaveler yapabiliyorsunuz. Bunun için eğitim konusuna girmeyeceğim. Eğitim için şu sitesinde Learn kısmına girip buradaki uygulamaları yapabilirsiniz. 2D kısmına gelip 2D'yi inceleyebilirsiniz. 2D ile başlayacaksanız. 3D'yi öğreneceksiniz. 3D'yi incelemenizi öneririm. Eğer bu videom çok tutarsa, çok da beğeni alırsam bu derslere girerim. Ama eğer çok fazla talep olursa yapacağım bunu. Bugünlük bu videoluk bu kadar olsun. Yani eğer Godot Engine'de bir şeyler yapmak istiyorsanız tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir oyun motoru ve günden güne de gelişiyor.
Şöyle bir şey de hazırladım. Video resmi de hazırladım. Bunu koyacağım. Hepinize iyi günler.